Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet. 25 hafta oldu. 25 hafta sonunda Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a hediye etti yani. İyi oynayamadı bence. İyi oynasaydı kazanabilirdi. İyi oynadı aslında da şöyle bir şey söyleyeyim. Eski oyunundan eser yoktu. Şöyle söyleyeyim. Kalenin ağzına yiyordu. Önde baskı yapıyordu ve kazanıyordu. Şu anda Galatasaray onu yapıyor. Tabii şöyle söyleyeyim, Galatasaray ile Fenerbahçe maçlarının arasındaki farka bakıyoruz. Her şeyden önce geçen hafta Başakşehir'in Fenerbahçe'ye karşı yaptığı defansa bakın. 9-10 kişi birden defans yapıyor. Galatasaray'a karşı 5 ya da 6 kişi yapıyor. Bazen 3 kişi kalıyor. O zaman gol atma olasılığı nedir? %90 onlar atar. Zaten Galatasaray'da golcü. Şu anda zaten ligde en iyi oynayan takımlardan birisi Fenerbahçe, biri Galatasaray. Ama şöyle söyleyeyim, aynı takımlar orada farklı, burada farklı oynuyorlar. İşte onun da bir kez gözden geçirilmesi lazım. Ama şöyle söyleyeyim, mazeretleri başarı engel değildir. Başarmak istiyorsan gol atacaksın. Gol de yemeyeceksin. Galatasaray'ın özelliği şu, gol yemiyor. Gol atıyor. Bu da o, çünkü onlar atak yapmıyor. Yapmayınca zaten bir şey yok. Kaleye gidenler de Muslera zaten Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisi. O da onu kurtarıyor. Başarılı da oluyor. Kalenize top gelmezse, bilmem kale riski altında olmazsa zaten herkes de rakibin defansında yani ceza sahasında futbol oynarsan o zaman gol yememe imkanı var mı? Yok. Adamlar zaten topu çıkarmaktan acizler. O zaman sonuçta birine ya değiyor ya da bir şöyle gol atılıyor. Bunu da görüyoruz. Ama mesela şimdi aynı şekilde karşı takım da futbol oynasa zaten farklı olacak. Ama ne yazık ki onu da oynamıyorlar. Oynamayınca da yapacak bir şey yok. Ama aynı takım mesela şimdi Fenerbahçe'ye gösterdiği performansı Galatasaray'a göstermiyor. Acı gerçek burada yani Türkiye liglerinde yıllardan beri yaşanan sorun bu. İşte Alanyaspor, şimdi Fenerbahçe'de ne yazık ki akıllanmıyor. Onu da söyleyelim yani. Çünkü suç kendisinin. Şimdi yıllardan beri aynı şeyler yaşanıyor. Mesela 58 maçta yenilmeyen takımı yenen Şifo Mehmet yönetimindeki Antalyaspor'du. Aykut Hoca döneminde ne oldu? 58 maç sonra İstanbul'da 3-0 yenildiler Antalyaspor'a. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer işi ciddiye alarak çalışsalar kesinlikle yenilmezler. Ama bunu ne yazık ki yapmıyorlar. Mesela rakibe göre ya da baktılar ki rakip yenilgi alıyor. Onlar da pek önemsemiyorlar herhalde. Önemsemekler için de kaybediyor. Ama Galatasaray onu daha ciddiye alıyor. Ve tabii rakibin de iyi oynamaması onların da işine geliyor. Tabii Galatasaray'da zaten golcü de çok. Onlar da sonuçta sonuca gidiyorlar ve kazanıyorlar. Şimdi rakip ne yapıyorsa siz onu yapmazsanız zaten liderliği de kaybedersiniz. Şöyle söyleyeyim. Daha çok şeyler değişebilir mi? Değişebilir ama Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Kaybetmiyor. Dikkat etmesi gereken konu o. Fenerbahçe mesela şöyle söyleyeyim. Kazanmıyor mu? Kazanıyor. Ama Fenerbahçe çok zor şartlar altında kazanıyor. Galatasaray daha kolay kazanıyor. Bütün mesele burada yani. Aynı şekilde diğer mesela şimdi şöyle bir bakalım. Adana Demirspor Kasımpaşa maçında penaltı verilmedi. Kasımpaşa penaltı verildi. Gol iptal edildi ofsaytla. Şimdi bakıyorsunuz. Evet, ilk maçı da kazanmıştı Kasımpaşa. Şimdi yani İstanbulspor'un mesela penaltısı verilmiyor. Şimdi karşıdaki takımın penaltısı veriliyor. Yani haksızlıklar had safhada. Hatta Konya'da mıydı? Evet, Ankara Gücü maçında da aynı şey oldu. Ne yazık ki onun da penaltısı verilmedi. Tabii şöyle söyleyeyim. İyi oynamadan bunlar gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Mesela şimdi Türkiye'de futbol gelişmiyor. Gelişmeyecek de benim düşünceme göre. Ne zamanki takımlar kendi öz benliklerine dönerse, adam gibi futbol oynarsa her takıma karşı o zaman Türkiye ligleri üst level'a ulaşır. Yoksa başka türlü ulaşmaz. Ben 50-55 yıldır bu işi takip ediyorum. Gördüğüm şu hep yani başarısız. Bazen işte eskaza başarılar geliyor. Onun dışında da başarı yok. Yani gerçekleri söylemek lazım. Bunu ne yazık ki biz istikrara da bir türlü kavuşamıyoruz. Niye? Hep adam kayırmaca, yalakalık bilmem ne bunlar bizi bitiriyor. Ne yazık ki buradan bir uzaklaşıp da adam gibi futbol oynamaya başladığımız zaman gerçekten ekmek yediğimiz yerlere de ihanet etmeden hani şöyle söyleyeyim. Hangi kulüpteysen ona göre savaşacaksın. Ona buna peşkeş çekmeyeceksin. Adam gibi oynayacaksın. Ne yazık ki bunlar da yok. Ayrıca 22 gol atıldı. Bu hafta berabere biten iki maç var. Birisi Fenerbahçe maçı, Alanyaspor maçı. Biri de Kayseri Beşiktaş maçı. Onun dışındaki bütün takımlar kazandı. Dikkat edilmesi gereken. Bu arada Beşiktaş'ın penaltısı da vermedi. Onu da söyleyelim yani. Hani tabii gerçekleri konuşursan o zaman zaten sorun oluyor. Ama olacaksa da olsun. Yapacak bir şey yok. Gerçekleri söylemek zorundayız. Evet, tebrik ediyoruz. Galatasaray liderliği yakaladı 25. haftada. Geriye kaldı 13 maç. 13 maç sonra zaten neler olacağı belli olacak. Tabii bunun arasında kupa maçları var. İşte Avrupa kupaları var. Daha neler olur kim bilir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray şu anda
bir tık daha önde. Az gol yiyen, defans iyi olan demek ki Galatasaray'mış. Halbuki Fenerbahçe defansa o kadar transfer yaptı. Fakat ne yazık ki bir türlü orada istikrarı yakalayamadı. Gol yemedi. Üstelik de iyi kaleci de aldı. Altay kötü dediler, gönderdiler. Ne yazık ki orayı da çözemediler. Gol yemekten uzaklaşamıyor. Hatta geçen senelikle hastalığına bu hafta döndü. Maçın başlangıcında hemen 7. dakikada mı ne gol yedi. Yani acayip bir olay. Yani inanılır gibi değil. Nasıl bir yani bilmiyorum. Her sene aynı teraneler okunuyor. Acı gerçekler bunlar. Evet. Gelelim ligin genel değerlendirmesine. Evet, bu hafta haftanın açılış maçında Adana Demirspor kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Adana Demirspor kendine gelmiş. Paratoni'nin attığı golü vermediler. İşte Nani attı derken Kasımpaşa yalnız şöyle söyleyeyim, penaltı eğer o penaltıysa Adana Demirspor'un da penaltısı penaltıydı. Onu da verilmesi lazım. Belki maçta denge olacaktı ama futbol olarak biraz kalkınmaya başlamış. Geçen haftalara nazaran daha iyi oynuyor. Yusuf Sarı'nın da bir sürü harcadığı pozisyon var ama Kasımpaşa zaten dolu düzgün gidiyor. Tabii ne yapacağı belli olmayan bir takım. Kasımpaşa'yı da anlamak mümkün değil. Bir bakarsınız burada farklı gider. Ertesi hafta yenilir, o da ayrı bir konu. Öyle bir maç. Fatih Karagümrük kendi sahasında yani İstanbul derbisinde Pendik Spor'u 2-1, 2-0 yendi ama Pendik Spor'a da penaltısı verilmedi. Verilseydi belki maç 2-1 biterdi. Belki de farklı olur muydu, olmaz mıydı onu bilemem ama sonuçta verilmedi. Yani onu da söyleyelim. Karagümrük'ü tebrik ediyoruz. Galatasaray Rams Başakşehir karşısında oynadı. 2-0 kazandı. İlk 12 dakikada golleri attı. Sonra da keyfine baktı. Daha sonraki dakikalarda yani maçın sonlarına doğru Başakşehir oynamaya başladı. Şimdi onu söylüyorum yani. Defansta sen 5 kişiyle kalırsan Galatasaray zaten 7 kişi 8 kişi hücum ediyor. O zaman Başakşehir'in gol yememe ihtimali var mı? Geçen seneki olayı düşündüğümüz zaman Emre çalıştırıyor üstelik. 7-0 yenilmişti yani. Yani bir oturup düşünmesi lazım yani. Başakşehir bu kadar kaliteli oynarken böyle mi olması gerekiyor? Ama Galatasaray daha kaliteli oynuyor. Onun için de kazanıyor. Tebrik ederiz. Lider olduğu için de ayrıca. Evet. Sivas Spor kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Orada da kıran kırana bir mücadele geçti ama sonuçta kazanan Sivas Spor'du. Yani Reymanec'in attığı gol de gerçekten muhteşemdi. İlk maç zaten berabere bitmişti. Şu anda da Sivas Spor kazandı. Üstelik de Bülent Uygun cezalıydı. Yardımcı teknik direktör çıkmasına rağmen kazanmayı da başardı. İstanbul Spor Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 yenildi. Ne yazık ki İstanbul Spor'un ceza puanı da var. Kayseri'nin de var, onu da söyleyelim. Ondan sonra Gaziantep aslında 1-1'de maç. Birdenbire bir penaltı oluyor. Penaltı dengeleri değiştiriyor. Aynı şey İstanbul Spor oluyor. Penaltı belki versene İstanbul Spor kazanacak. Tabii maçın dengeleri birdenbire değişiyor işte. Hakemlerin üstelik de var bilmem ne var, inceleme yapmıyorlar. Bazen bakıyorsunuz hiç incelenmemesi gereken pozisyonu inceliyorlar. İncelenmesi gereken pozisyonlarda incelemiyorlar. İtirazlara rağmen bakmıyorlar. Ne yapılacak o da ayrı değil. Hani ben zaten şunu söylüyorum. Gene de söylemeye devam edeceğiz. Bence basketbolda olduğu gibi bu teknik direktörün challenge hakları olması lazım. O pozisyonların inceltilmesi lazım. Hakemlere de bırakılmaması lazım. Çünkü hakemler yapmıyorlar bunu. Niye yapmıyorlar? Orada ayrı bir konu. Bu yani şöyle söyleyeyim, İstanbul Gaziantep için düşünmüyoruz ama sonuçta bütün takımlarda olan şeyler bir yerde ele değiyor. Penaltı veriyorlar. Ya da ne bileyim işte Adana Demirspor maçından işte Kasımpaşa'nın attığı ikinci gol. O ikinci gol de aynısı Fenerbahçe bilmem ne maçında vardı. Faul yapıldı diye golü iptal ettiler. Niye burada iptal etmiyorlar? O da ayrı bir konu işte. Düşünmek lazım. Bunlar nedir? Sadece bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon değil. Diğer takımlarda da büyük hatalar oluyor. Sadece bunları kimse gündeme getirmediği için bunlar da hakları yenip gidiyor. O da ayrı bir konu. Evet, Gaziantep'i tebrik etmek gerekiyor. İlk maçı da kazanmıştı. İstanbul Spor ne yazık ki herhalde küme düşürülecek ya da düşecek ya da bilmiyorum. Yani bir sorunlar var. Bir türlü şey olmuyor. Ama onun da kendisine dikkat etmesi lazım. Tabii şöyle söyleyeyim. Oynamanız lazım. Yani son bir tane gol atıp da üstüne yatmaya çalışırsan olmaz. Dolu dizgin oynayacaksın. Maçın hani şöyle söyleyeyim, son topa kadar mücadele edersen belki kalma şansın da var. Kalmayı bırak. Yılların kulübü daha da başarılı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi mesela Konyaspor kendisi aslında Ankara Gücü'nü yenmeyi başardı. Ama Ankara Gücü'nün de son penaltısı vardı, verilmedi. O da ayrı konu ama Konyaspor atak yönünden daha zengindi. Onu da söyleyelim. Ankara Gücü ne yazık ki iyi değildi. Konyaspor Fahrettin Avuç şimdi. Evet. Feridun. O yani iyi toparladı kendini diye düşünüyorum. Transferler de zaten iyi, fena değil. Ama tabii başka maçlara bakmak lazım. Daha önceden de iyi oynuyordu ama gol atamıyordu. O da ayrı konu. Bu kez golü de atmayı da başardı.
1-0 da olsa kazanmayı başardı. Ankara gücünü iyi görmedim. Haftaya da Galatasaray'la maçı var. Bakalım neler olacak. Yani gerektiği kadar mücadele ettiğini düşünmüyorum. Yani Konyaspor daha iyi mücadele etti bence de. Ha tabii penaltı verirse 1-1 beraberse ayrı konu ama şimdi mesela şöyle söyleyeyim. 85 dakika yatıyorsun. Sonra oynamaya başlıyorsun. Ben de bunu anlamıyorum yani. Ya maç 90 dakika mı? 90 dakika. Haftada bir maç yapmıyorsun. Tabii kupa maçından da çıktı. İkisi de yorgun aslında ama yani her şeye rağmen mücadele etmek zorundasın yani. Sonuçta bunun için yani senin mesela fabrikada çalışıyorsan ben işte dün yorgundum bugün çalışmıyorum deme hakkın var mı? Yok. Bunların da yok yani öyle bir hakkı. Ama nasıl oluşuyor onu da düşünmek lazım. İşte Fenerbahçe, Alanyaspor. Alanyaspor da hep bunu yapıyor. Onu da söyleyeyim. İşte Fenerbahçe'de bir türlü burada akıllanmıyor. Onu da söylemekte yarar var. Fenerbahçe geçen senelerde de Alanya'ya kendi sahasında yenildi. Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı dönemde de şeyde de ya bunlar hep oluyor ama Fenerbahçe bir türlü akıllanmıyor bu konuda. Ya daha önceden başına gelmiş. Bu takımlara dikkat etmen gerekiyor. Buna göre hazırlanman gerekmiyor. Şimdi Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Bir puan bir puandır. Adam şimdi şöyle iki tane topa vuruyor, iki tane gol oluyor ama sonuçta bir puanı kazanıyor. Şimdi sonuç suç kimin? Suç Fenerbahçe'nin. Daha sen 2-1 öne geçmişsin. Onu koruyamıyorsun. Adam bir şut atıyor, gol alıyor. O zaman yani şöyle bu kadar güzel bir defansa, işte iyi bir kaleciye rağmen bu golü yiyorsan ki Ertuğrul'u Taşkıran'ı kutluyoruz. Ertuğrul muhteşem kurtarışlar yaptı. Direkler izin vermedi. Fenerbahçe futbol oynamadı derse herkes yalan söyler. Oynadı. Fakat sonuçta istediği yere orada yatandan hani şöyle söyleyeyim. Her bak Fenerbahçe'yi yenmek istiyorsan ne yapacaksın? Oyunu durduracaksın. Zaten adamlar da onu yapıyor. Her pozisyonda adeta artistler gibi yere yuvarlanıyorlar. Bunları gördük yani. Şimdi Alanyaspor'da 4-4'lük oynadı da kazandı. Yani bir şey yaptı diyebilirsek yalan olur. Ha Fenerbahçe oynadı fakat Fenerbahçe'nin haftalardan beri sorunu şu. Daha doğrusu lig başladığından beri 71 pozisyona girip de 5 gol atıyorsan o zaman bir sorun var. O zaman 71 tane pozisyonda en azından 21 gol atman lazım. Şimdi bunu beceremiyor. Zaten son vuruşlar çok etkili. Burada da bir sorun var. Fenerbahçe önde basıyordu. Hiç kimseye nefes aldırmıyor. İlk Alanya maçını düşündüğümüz zaman oradaki futbolla buradaki futbolun alakası yok. Ha, var futbol ama sen rakibine şans tanırsan o da sana vurduğu gol oluyor. Zaten işin garip yanı burada. Bunu çözemediği için başarı yakalamıyor. Ama aynı şey rakip yani mücadele ettiği Galatasaray'da topa vuruyorlar. Golü atmayı bırak dışarı atıyorlar. Yani o da ayrı bir konu. İşte bunu çözmesi lazım. Yani senin rakibin vurduğu her top gol oluyor. Şut. Bu haftayı belirleyen konu neydi? Yerden sert şutlar. Veya 90'a takman lazım. Şimdi bu hafta atılan gollerin çoğuna bakın. Hepsi sert şutlarla yerden olduğu zaman gol oluyor. Sekme olasılığı var. Kalecinin kurtarma. O zeminler zaten iyi değil. O da ayrı bir konu. Bunları da düşünmek lazım. Şimdi her seferinde aynı şablonu oynuyorsan suç sende. Orada bir hata yapıyorsun. O zaman ceza sahasına dripliklerle gireceksin. Yani orada faul alacaksın veya penaltı alacaksın. Sen bunu yapamıyorsun ki. Her seferinde oradan orta, sağdan orta, soldan orta. Bunu spor yazarları da aynı şeyi söylüyor ama kusura bakmasın da yani saçmalık. Tamam da her seferinde aynı şeyi yapıp da gol olmuyorsa farklı veriyorsun. Hani İsmail Kartal şöyle bir şey diyor. A, B, C. Bence D, E, F planların da olması lazım. Çünkü olmuyor burası. Burayı beceremedi yani. Yani şimdi orada bir sorun var. Madem amacın gol atmaksa, olmazsa iki tane forvetle birden oyna. Üç tane forvetle oynadı gerekirse. Ama sen orta sahanın beynin olan İsmail'i çıkarttı. Bu kez şeyi otomatikman Alanya'ya döndü. Hatta gol bile yiyebilirdi yani. Onu da düşünmek lazım. Evet Trabzonspor. Nihayet haftalar sonra da kazanmayı başardı. Abdullah Avcı bu kez avladı Volkan Demirel'i. 2-0 kazandı ama geçen hafta Beşiktaş maçında da Trabzonspor iyi oynamıştı. Yani bunu da söyleyelim yani. Hakkını da yememek lazım. Gerçekten geçen hafta Beşiktaş kazandı ama Trabzonspor futbol oynamıştı yani. Bu hafta da futbol olarak iyi oynadı. Ne zaman 2-0'a geçti? 2-0'dan sonra Hatayspor'a döndü yani olay. Hatayspor bu kez oynamaya başladı ama Uğurcan da kalesine çok dikkatli. Erçek kardeşler miydi? Evet, Hatay'ın kalecisi. Gerçekten muhteşem kurtarışlar yaptı. Trabzonspor farka gidebilirdi yani. Burada bu futbolu tebrik ediyoruz ama daha önceden Galatasaray bilmem ne karşısında oynadığı futbola bakarsan bu Trabzon o Trabzon değil işte. O Trabzon'un böyle olması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe maçı geliyor ya işte hazırlık ona göre. Yani inanılır gibi değil. Şimdi aynı takım, aynı kadro, aynı hoca gene olmayınca olmuyor demek ki. Aynı Hatayspor'da mesela çok güzel futbol oynarken mesela Mersin'de oynuyor maçları ama o zaman da çok iyi oynuyor. Deplasmanda çok varlık gösteremedi. Yani ilk maçı 3-2 kazanmıştı. Rövanş da Trabzon almış oldu. Tebrik ederiz. Evet yine
Yılport, Samsun Spor. Samsun Spor kendi sahasında Antalya Spor'u yendi. Gerçekten zor bir maçtı. Tebrik etmek gerekiyor. Orada da Antalya'nın golü offside, yani çok burun farkıyla kaybetti yani. Tabii gol olsa değişir miydi? Belki değişebilirdi ama Samsun Spor bu oynadığı futbolu her takıma karşı oynaması lazım. Ne yazık ki bunu da yapmıyor yani. Onu da söylemekte yarar var. Sıkışınca futbol oynamaya başlıyorlar. İşte acı gerçeğimiz bu. Antalya Spor zaten iyi oynuyordu. Sergen zaten Sergen olsun, Nuri olsun gerçekten iyi futbol oynatıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim. Gol ve gol yollarını ettiğin gol yollarını etkili olamazsan, golleri atamazsan istediğin kadar iyi oyna, hepsi boş. Ufak nüanslar sonucu belli diyor ya. Evet, ufak nüanslardan birisi de gol. Golü attığın zaman, yani şimdi basketbolda potaya sokacaksın. İşte voleybolda servisi yere yapıştıracaksın. Yani bunu yapamazsan, futbolda da golü atamazsan istediğin kadar iyi oyna, hepsi boşa gidiyor. Meselemiz burada. Onun için bütün sorun futbolun meyvesi goldür. Gol yoksa futbol hepsi hikaye oluyor. Evet, Kayserispor. Kayserispor haftalar sonra nihayet futbol oynamaya başladı. Onu söyleyelim. Bir kendine gelmiş. Ha, Beşiktaş karşısında futbolu iyiydi. Direkten dönen şutları var. Bilmem ne, hepsi ayrı konu ama bunun dışında, ha şöyle söyleyeyim. Futbolu, mesela bu akıcı futbolu tekrar gündeme geldi. Onu söyleyelim. Beşiktaş'ı mı buldu? Beşiktaş'ı buldu. Ama Beşiktaş da fena değil ama level'ını arttırması lazım. Mesela Trabzonspor karşısında da aynı taktik. Yani Abdullah Avcı'nın bu avlama taktiğine benzer bir futbol oynuyordu. Yani Beşiktaş'ın böyle değil de daha, yani gerçek Beşiktaş, yani akıcı futbolu lazım. Mesela Kayserispor karşısında mesela geçen sene 4-0 kazanmıştı. Şimdi bakıyorsunuz ilk maçı da 2-1 kazanmıştı ama ne yazık, ama Kayserispor da mesela şöyle, yani şunu da söyleyeceğim. Kayseri'yi yönetenler, neden bu takım süper giderken bozdunuz? Nerelere düşürdünüz takımı? Ya şuna bir bakar mısın ya? Ya bu kadar, bu ülkede futbol ilerlemez dememizin nedeni bu işte. İstikrar tam düzeliyor. Adam tutuyor ya, teknik direktörü değiştiriyor ya, futbolcuları satıyor. Ya böyle bir kafa, nasıl bir kafa? Anlamak mümkün değil. 5 yıllık bir plan olan bir takım yok ya. En şu anda lider olan Galatasaray değil mi? Galatasaray'dan başka 2 yıldır çalışan kimse yok ya. Bütün hocalar 4-5 kez Beşiktaş'ın teknik direktörü değişti. İşte Fenerbahçe her sene yeni teknik direktörle başlıyor. İnşallah yarıda gene değiştirmezler. Ayrı bir konu. Yani bu kadar istikrarsız bir ülke ya da şey, sistem olamaz yani. Bilmiyorum, Türkiye, tabii biz Türkiye'yi konuşuyoruz onun için, ama diğer ülkelerde yani bir 5 yıllık kalkınma planı bilmem neyin olması lazım ya. Ne yazık ki bunu da yapan yok. Olmadı işinde, başarı da yok. Hepsi asansör takım halinde. Ondan sonra haftalık işte Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yenersem sezonda yeter de artar. Bu kafayla gittiğin zaman da hiçbir yere ulaşamazsın. Yani ya düşersin ya da düşmekten son anda kurtulursun. Felsefe budur. Gördüğümüz o. Ne yazık ki. Şimdi gol kısırlığı da çekiliyor ayrıca. Ha, kaleciler mi çok iyi, forvetler mi çok kötü? Onu da söylemek lazım. Mesela golcüler suskun. Sadece Dzeko 5 hafta sonra mı gol atmayı başardı? 17 gole ulaştı. Bence pozisyona göre yetersiz golcüler. Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi lider Galatasaray 66 puan. Fenerbahçe 64 puan. Averajı iyi olan Fenerbahçe. Az gol yiyen Galatasaray, çok gol atan Fenerbahçe. Onun dışında zaten 40-24 puan mı? 26 puan fark var. Trabzonspor, Beşiktaş zaten o ikisi de 40 puana sahip. Kasımpaşa akın akın geliyor. Çaykur Rizespor gene öyle. Bir tek sen Antalya Spor gene öyle. Başakşehir de mesela, o da durdu. O da mesela 36 puana çıkabilirdi. Sivas Spor, Adana Demirspor düşüşte ilk devreye bakarak. Ankara Gücü dersen gene aynı yerde. Hiçbir şey değişmiyor. Kayseri Spor çok aşağılara düştü. Ayrıca onu da belirtelim. Samsun Spor iki maçta bir galip gelerek bunu idare etmeye çalışıyor. Hatay Spor gene aynı şekilde. Alanya Spor deseniz 28 puana sahip. Şu anda tam düşme hattının hemen üstünde. O da zaten kritik. Burası zaten şöyle söyleyeyim. Bir maç bile kazansan her şey değişiyor. Gaziantep Futbol Kulübü hala düşme hattının içinde. Siltaş, Pendik aynı şekilde. Konyaspor ve İstanbulspor sonuncu. 3 puan cezası alan iki takım da. İstanbulspor ve Kayserispor, onların yani zaten İstanbulspor 11 puana sahip. Bundan sonra bütün maçları kazanması lazım. 13 kaç 36 kurtarır aslında ama hala bir şey yok, bir gelişme yok. O da ayrı konu. Gol krallığından Edin Dzeko şu anda liderliğini sürdürüyor. Evet, 1. ligde Eyüpspor 52 puanla liderliğini sürdürüyor. Aynı zamanda Göztepe ve Kocaeli'de sıralanmış 43'er puanla takip ediyorlar. Bakalım orada da neler olacak. Beraber göreceğiz inşallah. TFF 1. Lig beyaz grupta Esenler Erakspor liderini sürdü. Geçen senelerde de öyleydi ama bir tür oradan çıkamıyor. Kırmızı grupta da Iğdır Futbol Kulübü aynı şekilde 52 puanla 1, 56 puan Erok.
Diğeri 52 puan. Üçüncü lig. Birinci grupta Kepes. Antalya Kepes 42 puanla lider. İkinci grupta Batman 38 puanla lider. Üçüncü grupta Urfa'nın Karaköprü ilçesi 43 puanla lider. Tebrik ediyoruz zaten orayı. Dördüncü grupta Adana 1954 yine 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Turkcell Kadınlar Süper Lig'de de yine Fenerbahçe liderliği kaybetti. Hem erkeklerde hem kadınlarda Galatasaray liderliğe oturdu. Gol kraliçeliğinde de Yağmur Uraz 19 golle kraliçini sürdürüyor. Evet, gelecek haftayı da kısa bir değerlendirelim. Zaten çok uzun oldu. Bu arada Antalya Spor'da sel felaketi, Antalya'da sel felaketi varmış, özür dilerim. Orada öncelikle Antalyalılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun diyelim. Evet, 26. haftada Kasımpaşa Babakar Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Kasımpaşa ilk maçı 3-2 kazanmıştı. Burada kıran kırana bir maç geçecek bence. Gollü beraberlik olabilir. Kasımpaşa çok iyi şu anda. Ama Kasımpaşa'nın da ne yapacağı bilmiyorum. Fatih Karagümrük'ün de. Bir tek sen Antalya Spor İstanbul Spor'la karşılaşacak. Antalya Spor ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Deplasmanda yine İstanbul Spor karşısında favori. Ama tabii belli olmuyor maçlar. Onlara da dikkat etmek lazım. Ama Antalya Spor favori. Atakaş Hatayspor MS Yapı Sivas Spor'la karşılaşacak. İlk maç berabere bitmişti deplasmanda. Hatayspor kendi evinde kazanma olasılığı var. Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. İlk maç Fenerbahçe çok iyi bir oyunla 5-0 kazanmıştı. Yine aynı şekilde oynarsa yine farklı kazanır. Ama önde baskıyı yapmasa kazanma ihtimali yok. Arkaya top atıldığı zaman zaten Fenerbahçe tek kale oynuyor. Tek kale oynarken de kaçırdığı topların yüzünden gol yiyor. Onlara dikkat etmesi gerekiyor. Buna dikkat ederse gene kazanır. Ama etmezse kazanma ihtimali yok. Koren'den Alanya Spor, Yukateli Adana Demirspor ilk maçı 4-0 kazanmıştı Adana Demirspor. Alanya Spor şu anda daha iyi görünüyor. Ama Adana Demirspor'da da toparlanma var. Alanya Spor Fenerbahçe karşısında futbol oynamadı ama sonuçta beraberlik kazandı. Burada da beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Kazanabilir de Gaziantep futbol. Çünkü şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe karşısında defans yapıyor. Ama diğer takımlar karşısında futbol oynuyor. Gol ve golleri de atıyor yani. Yani şimdi defans yaparken de gol attığına göre golcüleri çok iyi. Ona da dikkat etmek gerekir diyorum. Ama Adana Spor'da da yine yıldızlar var. Onlar da değişebilir. Bakalım nasıl, çok gollü bir beraberlik de olabilir. Gaziantep Futbol Kulübü Yılport Samsun Spor'la karşılaşacak. İlk maçı Gaziantep deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Samsun Spor çok iyi oynuyor. Bakalım Gaziantep de kazandı. Samsun'da bakalım favori kim olacak. 2-2 bitebilir diye düşünüyorum. Siltaş Yapı Pendik Spor Trabzonspor'la oynuyor. Trabzonspor ilk maçı kazanmıştı. Yalnız Pendik Spor şu anda tehlikeli. Trabzonspor'un dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Trabzonspor'da da toparlanma var. İyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Ankara Gücü, Galatasaray. Ankara Gücü, Galatasaray, Galatasaray ilk maçı kendilerine kazanmıştı. Bu Ankaralar biliyorsun olaylı maçlara sahne olmuştu. 9-2'ler falan var. Yine farklı bir galibiyet beklenebilir mi Galatasaray'dan? Olabilir. Çünkü Ankara Gücü'nün de ne yapacağı belli olmuyor. Ha, Ankara Gücü. Eğer Ankara Gücü gibi futbol oynarsa Galatasaray yener. Onu da söyleyelim. Yani bunu da net konuşuyorum. Tabii yine Emre var. Başakşehir'in karşısında yine 7-0'lık olay vardı. Burada da bir fark olur mu? O da ayrı bir konu. Düşünmek gerekiyor. Evet. Rams Başakşehir, Mondium, Kayseri Spor'la karşılaşacak. 0-0 bitmişti ilk maç. İkisi de şey durumda. Biri yenildi, birisi berabere kaldı. Başakşehir belki de burada gerçek futbolunu oynar ama Kayseri Spor'da. Şimdi burada hesaplaşma dönemi. Niye? Çağdaş Atan eski takımı. Bakalım neler olacak. Berabere bitebilir diye düşünüyorum ama Başakşehir favori. Beşiktaş kendi sahasında Konya Spor'la karşılaşacak. İlk maçı kazanmıştı. Gene kazanma ihtimali ama var. Konya'da iyi oynuyor. Dikkat etmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Herkese iyi seyirler diyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Kazasız belasız. Hoşça kalın.